Merhaba, bugün size orijinali Brandeis Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Berislav Marušić tarafından hazırlanan bir videoyu anlatacağız. Kant'ın aksi yönde söz verme konumuza bu videoda devam ediyoruz. Bu videoda soruna cevap mahiyetinde bazı mantıklı yanları olan ancak tam olarak işe yaramayan 4 görüşten bahsedeceğim. Ancak ilk olarak sorunun ne olduğunu bir hatırlayalım. Sorun şu: hayatta bir sözü yerine getiremeyebileceğimize dair kanıtlar olmasına rağmen sorumlu bir şekilde bir şeyi yapmaya dair söz verebilir miyiz? Örneğin, sorumluluk alarak hayatınızın geri kalanını bir kişiyle geçirmeye söz verebilir misiniz? Bu sorunun cevabı hayır olmalı diye düşünürüz. Çünkü elimizdeki kanıtlara göre sözümüzü yerine getirmeme ihtimali varsa bu sözü verirken aslında pek de samimi olamayız. Örneğin, hayatınızın geri kalanını tek bir kişiyle geçirebileceğinize inanmıyorsanız, samimi bir şekilde buna dair söz veremezsiniz. Ancak sözümüzü yerine getirebileceğimize inanıyorsak, verdiğimiz bu söz bu sefer de mantıksız olur. Çünkü elimizdeki kanıtlar bunu yapamayabileceğimize işaret ediyor. Örneğin, kanıtlar ışığında sözünüzü tutma ihtimalinizin %80 olduğunu düşünüyorsanız, ki bunun oldukça iyi bir ihtimal olduğunu da hatırlatalım, sözünüzü tutamayacağınıza, daha doğrusu sözünüzü tutacağınıza dair tamamen geliştirdiğiniz inanç mantıksız olacaktır. Yani kanıtın aksi yönde söz verirken aslında samimiyetsiz davranmış oluruz. Ancak ister samimiyetsiz ister mantıksız olalım, her koşulda söz verdiğimiz kişiyi kandırmış oluruz. Bu yüzden de ortadaki kanıtlara rağmen samimi bir şekilde söz vermemizin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ancak hayatınıza bir bakın. Sürekli bu tarz sözler verdiğimizi göreceksiniz. Peki, bu tarz sözlerle ilgili ne düşünmemiz gerekir? Bugün bununla ilgili 4 görüşe odaklanmak istiyorum. Pek çok insanın savunduğu ilk görüşe göre, sorumlu bir şekilde kanıtın aksi yönünde söz veremeyiz. Olsa olsa bir şeyi deneyeceğimize dair söz verebiliriz. Ancak ben bunun pek doğru bir görüş olduğunu düşünmüyorum. Hayatınızın geri kalanını bir kişiyle geçirmeyi denemeye söz verebildiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Birine, "Sana sadık kalmayı deneyeceğime söz veriyorum" dediğinizi düşünün. Üstüne bir de, "Sana sadık olamazsam, bil ki bunu isteyerek yapmadım" desek yeridir. Bu birinci görüş, yani bir şeyi yalnızca deneyeceğimize dair söz vermek, pek başarılı bir görüş olmasa da, neden böyle olduğunu açıklamak çok da kolay değil. Sonuç olarak denemek veya elimizden gelenin en iyisini yapmak dışında başka ne yapabiliriz ki? Şimdi de sadık kalma ve hayatımızın geri kalanını bir kişiyle geçirmeyi sadece denemek üzerine söz vermenin neden yanlış olduğuna bakalım. Bir şeyi yapmakla ilgili önümüzde engeller varsa, onu yapmayı sadece denemek üzere söz vermek mantıklı olabilir. Örneğin, trenimin gecikeceğini düşünüyorsam, saat 2'de orada olmaya çalışırım demek mantıklıdır. Çünkü bu, kontrolümün dışında olan bir şey ve arkadaşımla vaktinde buluşmamı engelleyebilecek bir faktör. Ancak birine sadık kalmak tamamen bizim elimizde olan bir durumdur ve bu da sadık kalmakla ilgili önümüzde bir engel olmadığı anlamına gelir. Bununla ilgili çaba sarf etmezsek, işte ancak o zaman sadık kalamamak mümkün olur. Benzer şekilde tatil günlerinde çevremizdekilere iyi davranamama, bütün paramızı lüks şeylere harcama veya sigarayı bırakamama gibi başarısızlıklar da sadece bunlarla ilgili çaba sarf etmezsek mümkündür. Bir şeyi sadece yapmaya çalışmakla, denemekle ilgili söz vermek aslında bu sözü vermeye hazır olmadığımız anlamına gelir. Bu da elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olmadığımıza işaret eder. Hayatımızın geri kalanını biriyle geçirmek gibi konularda işler daha da karmaşık hale gelir. Bu aslında tamamen elimizde olan bir şey değil. Sonuç olarak partnerimiz de bizi terk edebilir. Ancak bu durumda her şey bizim elimizdeymiş gibi konuya yaklaşırız. Kant'ın önermesine bakacak olursak, özgürlük fikriyle hareket ederiz. Bu da aslında olaylar ne kadar elimizde değilse, sözümüzün de o kadar bağlayıcı olmadığı anlamına gelir. Yani hayatınızın geri kalanını biriyle geçirmeye söz verirseniz ve o kişi de sizi terk ederse, burada illa o kişiyi takip etmeniz ve ilişkiyi devam ettirmeniz gerekmez. İkinci görüşe göre, samimi bir şekilde söz vermek için sözümüzü tutmada başarılı olacağımıza inanmamız gerekmez. O konuda niyet etmemiz yeterli olacaktır. Örneğin hayatınızın geri kalanını biriyle geçirmeye niyet edebilirsiniz, ancak bu işte başarılı olacağınıza illa inanmanız gerekmez. Bu görüşle ilgili sorun şundan kaynaklanır. Niyetlerimiz aslında neler olacağıyla ilgili bakış açımızı şekillendirir. Bunu anlamanın en basit yolu, niyetlerimizi nasıl ifade ettiğimizi düşünmekten geçer. Dışarıda olduğunuzu ve Samet'in partisine gitmek üzere hazırlandığınızı ve bunu istediğinizi varsayalım. Bu durumda şöyle dersiniz: Samet'in partisine gideceğim. Benzer şekilde hayatınızın geri kalanını bir kişiyle geçirmeye niyet eder ve bunu yapmak için samimi bir şekilde söz verirseniz şöyle dersiniz: hayatımın geri kalanını seninle geçirmeye söz veriyorum. Bu da ne yapacağınız sorusuna dair açık bir ihtimal bırakmaz. Bu da partnerinizin size "Harika ama hayatının geri kalanını kiminle geçireceksin?" diye sormasını neredeyse imkansız hale getirir. Buradan da niyetin gerçekten de inanç olduğu veya en azından inancı içerdiği sonucunu çıkarabiliriz. Ancak niyetler ve inançlar arasında güçlü normatif bir ilişki olduğunu da düşünebiliriz. Yani bir şeyi yapmaya tam anlamıyla niyet ediyorsanız, o şeyi yapacağınıza tam anlamıyla inanmanız gerekir. Bence bu açık bırakabileceğimiz bir ihtimal. Üçüncü görüşe göre samimi bir şekilde bir söz verdiğimizde bunu yapmaya karar veririz ve bunu yapmaya karar verdiğimizde de bunu yapacağımıza dair özel bir bilgi sahibi oluruz. Buna öznenin bilgisi veya Elizabeth Anscombe'un ifadesiyle pratik bilgi diyebiliriz. Örneğin dışarıda yemek yemeye karar verdiğinizde, bu karar sayesinde yemek için dışarı çıkacağınız gerçeğini kabul edersiniz. O bilgi sizde var olmaya başlar. Böylece herhangi bir kanıta ihtiyacınız kalmaz ve bilginiz de kanıta bağlı olmaz, kararınıza dayalı olur. Ancak söz verdiğiniz şeyi yapacağınıza dair elinizde bilgi olursa, aksi yönde kanıt olmasına rağmen mantıksal açıdan da başaracağınıza inanırsınız. Bu görüşle ilgili soruna bakacak olursak, kanıtın aksi yönde söz verdiğimizde, bu sözü yerine getiremeyeceğimize dair özne bilgisine sahip olmayız. Bunun sebebi de kanıtın bilgiye üstün gelmesidir. Yani kanıt bilgiye erişmemizi engeller. Bunu bir örnekle gösterelim. Matematik bilgisi gerektiren bir örneğe bakalım ve bir şeyi yazarak hesapladığınızı varsayalım. Sonucu doğru buldunuz ve hiçbir hata yapmadınız. Yani işlemin sonucuna dair matematik bilgisine sahipsiniz. Ancak hata yapmış olabileceğinize dair bir kanıt bulduğunuzu varsayalım. Mesela böyle işlemler yaparken genellikle hata yaptığınız yönünde bir kanıt. Bu kanıt matematik bilginizin önüne geçer ve işlemin tamamen doğru olmasının hiçbir önemi kalmaz. Benzer şekilde söz verdiğiniz şeyi büyük ihtimalle yapamayacağınıza dair bir kanıt varsa, bu kanıt söz verdiğinizde edinmiş olabileceğiniz özne bilgisinin önüne geçer. Bu da aslında matematiksel anlamda bir şeyi kanıtladığınız, ancak elinizde hata yaptığınıza dair ampirik bir kanıt olduğu örneğine benzetilebilir. Son olarak dördüncü görüş, katı bir biçimde, sorumlu bir şekilde kanıtın aksi yönde söz veremeyeceğimizi savunur. Bu görüşe göre söz vermeyle ilgili kanıtçı bir kısıtlama bulunur. Sorumlu bir şekilde bir şey yapmaya söz vermek için bunu gerçekten de yapacağımızı tahmin etmemiz gerekir. Ancak bu sözü tutamayacağımıza dair elimizde kanıt olduğu durumda sorumlu bir şekilde söz vermemiz mümkün olmaz. Bu da evlilik yeminlerinin pek çoğunun aslında sorumlu biçimde yapılmadığı anlamına gelir. Bence bu karşı çıkılması en zor olan görüş. Bu görüşle ilgili tabii ki mantıklı taraflar var, ancak yine de bu görüşün hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili temel hata şu: bu görüş bizden ne yapacağımıza karar verdiğimiz zaman ne yapacağımızı tahmin etmemizi de ister. Tahmin kanıta dayalıdır. En azından gelecekte olması muhtemel bir durumda bu böyledir. Ancak kararlar kanıta bağlı değildir. Bir şeyi yapmaya karar verdiğimizde kanıta bakarak ne yapacağımızı belirlemeyiz. Aksine isteklerimize, değer yargılarımıza ve yapmak zorunda olduğumuz şeylere göre karar veririz. Örneğin şimdiye kadar kafeye gittiğiniz zamanların %80'inde espresso almış olmanız yine espresso alacağınız anlamına gelmez. Aksine o anda ne içmek istediğinizi düşünürsünüz ve buna göre sipariş verirsiniz. Bu kanıtçı kısıtlamanın neden mantıksız olduğunu daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Söz vermekle ilgili kanıtçı kısıtlama mantıksızdır. Çünkü eyleme geçmeyle ilgili sebeplerimizin gücüne yönelik bir kısıtlamadır. Bu da ancak bir şeyi yapmaya karar verdiğimiz ölçüde o şeyi yapacağımızı tahmin edebileceğimiz anlamına gelir. Ancak bu, dediğimiz gibi mantıksızdır. Örneğin, başarıp başaramayacağımızı tahmin edemesek de bir şey yapmak, bazı şeylere direnmek ve kararlı olmak bizim için oldukça önemli olabilir. Bu yüzden bu kanıtçı kısıtlama reddedilmelidir. Bunun için de farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var.